Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün matematik 1. dönem 1. yazılı açık uçlu çalışıp inşallah birlikte 100 alacağız. Sevgili öğrencilerim, bakanlığımızın örnek sorularını çözdüm. Bir tane kendi hazırladım yazılıyı çözdüm. Bu üçüncü örneğimiz. Lütfen diğer ikisini de izlemeyi unutmayalım. Evet doğal sayıların okunuşu ve yazılışları hemen başlayalım. Nasıl yapıyorduk? Sağdan üçerli grupluyorduk. Birler, binler ve milyonlar bölümümüz. Hemen yazıyoruz. 20 3 milyon 400 60 bin Evet 700 20 evet, birincisini yazdık burada da bugün 6 milyon 500 bin 1 6 milyon 500 binler bölündüğüm 500 bin birler bölünde sadece 1 var. Bunu yazıyoruz. 10 milyon. Evet, binler bölünde 34 var. 34 bin sadece 60. 60. Evet yazarken L'yi yazmayı unutmayalım. Burada milyonlar bölü yok. 548 bin 427. 500 48 bin Evet 400 27 Burada bakın yine milyonlar bölüğü yok. 203 bin 40 200 yazmamız yeterli sevgili öğrenciler. Evet şimdi boş bırakılan alanları işaretlerle dolduracakmışız sevgili öğrencilerim. Bakıyoruz şimdi milyonlar 3 aynısı 459 bin 459 aynı 734 birler bölü 743 hangisi büyük? Evet 43 daha büyük değil mi? O zaman sağ taraf daha büyüktür diye yapıyoruz. 638 bin 905 600 binlik 600 3 10 binlik 30 bin 8 bin 8 638 bin aynısı oldu bakın 900'lük 905 birlik 5 Burada bakın 638.905 aynısı oldu. Birbirlerine eşittir diye ne yapıyoruz? Söylüyoruz sevgili öğrencilerim. Üçüncüye geliyorum. 201.567. Bakın burası 102 burası 201. Sol taraf daha büyük değil mi? 201 daha büyük. Alta gelip 8 10 binlik 80 bin. Bir tane binlik bin. 81 bin. 5 tane yüzlük 500. 3 tane birlik 3. Yani 81 bin 503 sayımız. Buraya bakıyorum, 801 bin. Yani 800 bin. Bakın yüz binler var burası daha büyüktür. Sağ taraf büyüktür. Evet. 10 milyon 374 bin 600. Bakın burası 11 milyon, burası 10 milyon. Hangisi büyüktür? Sağ taraf daha büyüktür, sevgili öğrencilerim. E çarpma işlemleri kısa yoldan sonuçlarını yazınız diyor. 1, 2, 3 çarpınca ne yapıyorduk? Arkasına 0 ekliyorduk. 379, 1, 2, 3, 379 bin, sevgili öğrencilerim. Buraya geldiğimizde de bakın 1234 yazalım önce. 1234 yazıyorum. Arkasına bir tane sıfır ekliyorum. Sağdan üçlü yapıyorum bakın. Ne oldu? 12340 oldu. E burada da iki sıfır ekleyeceğiz. Yazalım sayımızı. 25678 arkasına iki sıfır ekliyorum. Sağ taraftan üçerli grupluyorum bakın. 2 milyon 567 bin 800 oldu. 1, 2, 3, 4 sıfır ekleyeceğim 3'ün arkasına. 1, 2, 3, 4 ekledim. Ne oldu? Bakın sağdan 3 yaptım. 30.000 oldu. 21'in arkasına tek sıfır ekliyorum 10'la çarpmak. 210. Sonucunu bulmuş oldum. Sevgili öğrenciler. Kısa yoldan çarpma metodu. Şimdi 11'le çarpma ne demek? Önce sevgili öğrenciler 10'la çarpıyoruz. Artı bir sefer daha ne yapıyorduk? Ekliyorduk. Bir kere daha. Bakıyorum şimdi. 10 ile çarpılmış sonra bir sefer daha eklenmiş. Bakın şurada şuraya dikkat ederseniz önce 10 ile çarpılmış sonra 14'ten bir sefer daha eklenmiş. Bakın 10 sefer bir sefer daha ekledik 11 sefer çarpmış olduk. O zaman işlemimiz burası sevgili öğrencilerim. 9 ile çarpmadı ne demekti? Çarpı 10 yapıyorduk. Eksi 1 kere ne yapıyorduk? Çıkartıyorduk. 9'a düşüyor değil mi? Bakıyorum şimdi 10 ile çarpılıp bir sefer çıkarılan şuraya dikkat edin bakın şimdi. Önce 10 ile çarpılmış. Sonra 58'i bir sefer çıkarınca ne oldu? Çarpı. 9 yapmış olduk sevgili öğrenciler. 5 ile çarpmak da ne demekti? Çarpı 10 yapıyorduk. Sonra bölü 2 yapıyorduk. Bakın 10 ile çarpıp 2'ye bölmek 5 demek değil mi? değil mi zaten? Hangisinde var bakın. Şuraya dikkat ediyoruz şimdi. Şurada ne var? 10 çarpmış sonra 2'ye bölmüş. Yani 5 ile çarpmış oluyor. Evet. 101 ile 99 aynı mantık sevgili öğrenciler. Çarpı 100 yapıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsun? Bir, bir kere daha ekliyorsunuz. 99'da 100 ile çarpıyorsunuz. Bir kere ne yapıyorsunuz? Çıkarıyorsunuz. Şimdi bakıyorum. Ben bak 100 ile çarpmış. Sonra bir kere daha 300 eklemiş. Ne olmuş bakın. 101 ile çarpmış olmuş sevgili öğrencim. Karşısında hemen. En yukarıda da bakın 100 ile çarpmış. Çarpı 100. Bir sefer 248 çıkartınca ne oldu? 99'a düşmüş oldu. Bunu da ne yapıyorsunuz? 99'a çarpma diye eleştiriyorsunuz sevgili öğrenciler. Bu kadar basit. Evet şimdi bölme işlemlerimiz var. Öncelikle 15'e bölerken ne yapıyorsunuz? Bakın en büyük basamak 3'te yok. İkisine bakıyorum 34'te kaç kere? 2 kere. 2 kere 15 30 yapar. Çıkartıyoruz 4 kaldı. 0 indiriyorum 40'ta yine 2 sefer. 3 kere olsa 45 fazla gelir. Yine 30 yapıyorum. Ne oldu? 10 kalan oldu. Bölüm 22 oldu. 7'de 8 olmadığı için 72'de bakıyorum. 9 kere 8 72 yapar. Çıkartıyorum. Yukarıdan 8 indiriyorum. 1 kere. 1 kere 8'de 8. Evet kalan 0 olmuş oldu sevgili öğrenciler. 6'nın içinde 3 2 kere 2 kere 3 6 çıkartıyorum. 0. Evet 9 indiriyorum. 9'da 3 kere 3 9 0. 0 indiriyorum olmadığı için buraya da 0 koyuyoruz. Sonra 5'i indiriyorum. 5'te 3 1 kere 1 kere 3 3 yapıyorum. Kalanımız 2 oldu. Sonucumuz da 2301 oldu. Evet çarpma işleminde de öncelikle 1 ile çarpalım. 1 kere 5 5. 1 kere 7. 7. 1 kere 3. 3. 2 ile ilk kere buraya artık nokta koyuyoruz. 2 kere 5. 10. Onun sıfırı elde var. 1. 2 kere 7. 14. Bir de elde. 15'in 5'e yine elde var. 1. 2 kere 3. 6. Bir de elde. 7. Topluyorum sevgili öğrencilerim. 5. 7'yi indirdim. 5, 3 daha 8, 7. 7875 yaptı. 6 ile çarpıyorum. 6 kere 4, 24'ün 4'ü elde var 2. 6 kere 8, 48. 2 de elde ne yaptı? 50 yaptı. Gitti eldemiz. Şimdi buraya nokta koyuyoruz. 3 kere 4. 12'nin ikisi elde var. 1. 3 kere 8. 24. 1 de elde. 25 yaptı. Sevgili öğrenciler. 4'ün 6. 0. 0. 2 daha. 2. 5. 5 daha. 10. Elde var. 1. 2. Bir de elde. 3. 3. 24. Bizim sonucumuz. Sevgili öğrenciler. Evet. İşlem öncelikleriyle ilgili sorumuza geçiyoruz. 2 çarpı 3 artı 5. İşlem öncelikleri ne yapıyorduk? Önce parantez sevgili öğrenciler. Parantez yapıyorsunuz. Yani 3 artı 5'i 2 çarpı 3 artı 5 kaç yapar? 8 yapar. 2 çarpı 8 de ne yapar? 16 sonucunu buluruz. Yine bakın önce parantez yapacağız. 12 artı 8 artı 2 10 yapar. 12 10 daha 20 16 pardon. 8 2 16 12 16 daha 28 yapar. Yine parantezi önce yapacağız. 630 yazacağız. Eksi parantez içi 210 50 daha 260 yapar. 630'dan ne yapacağız? 260 çıkartacağız. Çıkartalım. 630'dan 260 çıkartıyorum. 0 13'ten 6 çıktı kaç kaldı? 7 kaldı. Burada 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. İşlemin sonucu 370 oldu. Evet yine parantez önce 21 çarpı 6'yı 3'e böldük. 2 artı 15. Bu şekilde olunca da önce ne yapıyorduk? Çarpmayı sonra toplama yapıyorduk. 21 ile 2'yi çarpıyorsunuz. 42 artı 15. O da eşittir bakın 57 yapar. Devam ediyoruz. Yine parantez. 30, 40, 10 da buradan 50 yapar. 60 eksi 50 işleminde sonucu 10 yapar sevgili öğrenciler. Bu kadar basit. Irmak doktor 4 günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetini Eylül ayının ikisinde. Bakın birinci nöbet yazalım. Birinci nöbet iki Eylül'de. Evet. Sanırma 4. nöbetini. Evet ikinci nöbeti ne zaman tutacak? Sevgili öğrencilerim. 4 gün sonra ne olur? 6 Eylül. Evet 3. nöbeti ne zaman tutar? 4 gün sonra 10 Eylül. 4. nöbetini ne zaman tutar? Sevgili öğrencilerim 14 daha 14 Eylül yapar. Bu kadar basit sayı öğrencilerim. Şimdi birinci nöbete o gün saymazsa bakın 5. nöbet ne olur mesela? 18 Eylül yapar sevgili öğrencilerim. Şimdi ilk nöbetini Eylül ayının ikisinde bakın. Bunu birinci nöbet olarak tutup dördüncüyü soruyorsa 2, 3, dördüncü nöbetimiz de buradadır. 14 Eylül'dür sevgili öğrencilerim. Bazen şöyle olabilir. Yani birinci nöbetten sonra Dördüncü nöbetini diye sormuş olsaydı o zaman beşinciyi ne yapacaktık? Ee, kabul edecektik. Bir ortaokulda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri bulmaktadır. Her sınıfın 5'er şubesi ve her şubede 32 öğrenci vardır. Toplam kaç öğrenci vardır? Şimdi sevgili öğrencilerim 4 tane ne var? Şubemiz var. 4 şube var. Yazalım. Her şube kaç öğrenci var sevgili öğrencilerim? 32 tane şube var. E, pardon öğrenci var. Öğrenci varmış. Her sınıfında 5'er şubesi varmış. O zaman şöyle yapalım. 4 sınıf şurası 5 şube. Silelim şöyle. Güzelce olsun. 4 sınıf her sınıfında sevgilence ne varmış? 5 şubesi varmış. Her şubenin de sevgilencem 32 öğrenci varmış. O zaman bakın 4 tane sınıf 5 tane şube ne yaptı? 20 tane şube toplandı. Her 20 şubenin de 32 öğrencisi var. Ne yaptık? 20 çarpı 32. 2 tane 32 ne yapar? 64. 0 da ekliyorsunuz. 640 tane ne yapar? Öğrenci yapar sevgili öğrenciler. Evet sorularımız bu kadar. Bu üçüncü örnek lütfen diğer iki örneğimizde izlemeyi unutmayalım sevgili öğrencilerim. dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda buluşalım. Lütfen aldığımız notları bizle paylaşın. E, i̇stediğiniz yazılar varsa söyleyin. Fendir, Türkçe hepsini hazırlarım. E, bilişim dahil sevgili öğrencilerim. Beşinci sınıflar için e, mesela gör kurallarını nezaket değersiniz olabilir. Varsa onu da hazırladım. 6 ve 7 lira hazırladım. Lütfen yorumlarda buluşalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.